Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 337. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetleri'nde yine birlikteyiz. Bugün İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden Salih Ünvar'la beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Kendisinin Ketebe kitaptan çıkan Remzi Oğuz Arık, Arkeoloji, Milliyetçilik ve Köy alt başlıklı bu kitabı üzerine bir yayın yapmak istedik. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Patreon destekçilerimize ve Masaf uygulamasına başlamadan bir teşekkür ediyoruz ve bu yayını beğenip paylaşırsanız daha çok insana ulaşmış olur. Bu açıdan da desteklerinizi bekliyoruz. Ben ilk soruyu sorması için sözü Ozan'a veriyorum. Hocam hoş geldiniz tekrardan. Biz İstanbul Sosyoloji'de ben bu yere bıraktım ama neyse. sen bıraktın ama o seni bırakmış. Sağ olsun, Salih'le beraber de ders almadık ama beraber aynı bölümdeydik. Hocam burada şeyi soracağım. Remzi Oğuz Arık kimdir? Bilmeyenler için böyle bir kısa bir özgeçmiş olarak. Remzi Oğuz Arık, yani mesleklerine baktığımız zaman öğretmen, daha sonra arkeolog, üniversitede hoca, müze müdürü ve milletvekili, en sonunda parti genel başkanı şeklinde sıralayabiliriz. Kendisi 1899'da Adana Kozan ilçesinin bir köyünde dünyaya geliyor. Daha sonra tesadüfen etkisiyle 10 yaşındayken Balkanlara gidiyor, abisinin görev yaptığı. Orada hem eğitim açısından kendisi için önemli bir gelişme bu Balkanlar süreci. Fakat tam da Balkan savaşlarının başlaması, daha sonraki zaten büyük kayıplarımız ve tekrardan Türkiye'ye dönüş sürecini yaşıyor. Ve Türkiye'de, İstanbul'da da çeşitli okullarda öğretim gördükten sonra Darüşşünun'a başlıyor. Darüşşünun'da felsefe tahsil ediyor. Daha sonrasında öğretmenlik yılları var. Çeşitli İstanbul'daki okullarda ve Adana'da da öğretmenlik yaptıktan sonra Galatasaray'ın ilk kısmında öğretmenlik yaptığını görüyoruz kendisini. 1926'da da açılan sınavı kazanarak arkeoloji alanında yurt dışına Cumhuriyet'in eğitime gönderdiği ilk isim olarak karşımıza çıkıyor Remzi Oğuz Arık. Arkeoloji alanında ilk. Evet, Cumhuriyet döneminde arkeoloji alanında ilk yurt dışına tahsile gönderilen, eğitime gönderilen kişidir kendisi. Yani Cumhuriyet öncesine de baktığımız zaman işte Osman Hamdi Bey, Kaplumbağa Terbiyecisi tablosuyla bildiğimiz, onun ve kardeş Halil Ethem'in bir anlamda bürokratik sorumlulukları var, yapmaya çalıştıkları var. Fakat onlar biraz da mektep yetişme değil de daha çok alaylı diyebileceğimiz isimler. Ama Türkiye tarihi açısından Remzi olarak bu alanda eğitim gören ve Türkiye'de bu alanda çalışan ilk kişi olma vasfını taşıyor. Ve ondan sonra gelen işte Ekrem Akurgal, Sedat Alp ya da işte Tahsin Özgüç, arkeolojiyle ya da arkeolojiye yakın alanlarla ilgili diyebileceğimiz kişilerin de Remzi Oğuzlar'ın öğrencisi olduğunu söylemek mümkün. Evet. Yani çok yönlü bir kişilikten bahsediyoruz burada. Hem öğretmen, işte öğretim üyesi, bizzat arkeolog ve bir süre sonra işte bir siyasi macerası da var vesaire. Böyle çok değişik bir hayat hikayesi yani. Ve bir siyasi parti genel başkanı olarak, değil mi, bu dünyadan göçüp gidiyor. Biraz bu hem düşünce dünyası nasıl şekillenmiş Remzi Oğuz Arık'ın, bir milliyetçi bir kimlik olduğunu biliyoruz. Biraz bunlardan bahsedelim, daha sonra bu arkeoloji vesaire meselelerine döneriz. Yani Remzi Oğuz Arık işte 26'da yurt dışına gidiyor. Fransa deneyimi, 31'de Türkiye'ye dönüyor. 31'den 40'a kadar Remzi Oğuz Arık ciddi bir arkeoloji faaliyetleri içerisinde zaten. Türkiye'deki birçok kazının zaten devlet gönüllüsü olduğu için ya sağ komiseri ya o kazılarda çeşitli görevler üstleniyor ve bizzat kendisi yönetimde kazılar var. Bunlara dediğiniz gibi daha sonra da değiniriz. Ve o dönemde de çıkmaya başlayan çeşitli dergiler var işte. Türkiye'de en azından milliyetçi çevrelerin çıkardığını söyleyebileceğimiz Çığır'dı, Dönüm'dü. Daha sonraki yıllarda kendisinin doğrudan çıkardığı Millet'ti ya da Nurettin Topçu'nun adıyla özdeşleşen Hareket'ti. Bu dergilerin hemen hemen hepsinde yazmış bir isimdir Remzi Oğuz Arık. Ve o dönemdeki milliyetçi isimlerle de çevreyle de bir yakınlığı, tanışıklığı vardır. Onun 42'deki Millet dergisi deneyimi Türkiye için de önemli bir deneyim. Sadece milliyetçi isimlerin yer almadığı, gerçekten entelektüel açıdan da zengin bir dergi Millet dergisi. Hatta Aziz Nesin bir röportajında ilk öykülerinin mizah yüklü olmadığını ve sağcı olarak nitelendirdiği, hatta değerli sağcıların
çıkardığı ve yazdığını söyledi. Millet Dergisi'nde yayınlandığını ifade ediyordu. Yine Ekrem Akurgal ya da diğer birçok ismi de o dönemde Millet Dergisi'nin yazarları arasında görmek mümkün. Zaten şöyle de bir şey var. Mehmet Kaplan da o yıllarda Remzi Ozarak da bir şekilde münasebeti, ilişkisi olan birisidir. Ve o da anılarında gerçekten de Remzi Ozar'ın hem bir yandan üniversitede hocalık yaparken bir yandan dergi çıkarmasına, bir yandan kazılarda bulunmasına ve gerçekten de bu insan üstü çabaya hayranlık duyduğunu belirten satırları var mesela benim kitapta da yer verdiğim. Gerçekten de dediğiniz gibi hani tüm bu işleri başarıyla yürütmüş ve altından kalkmaya çalışmış bir isim Remzi Ozarak baktığımız zaman. Evet. Peki hocam ben şeyi merak ettim. Burada bir milliyetçi, öncesinde hatta Turancı, sonrasında daha böyle Türk milliyetçiliğine yöneliyor. Arkeolojiyle nasıl birleştiriyor? Çünkü biz yani bir tarafta bildiğimiz işte Türk tarih tezi var ama orada da yer almıyor. Ama işte arkeolojiyle bu milliyetçilik bağlamını nasıl kuruyor şeye düşmeden, Türk tarih tezine düşmeden? Yani ya zaten arkeolojinin Türkiye dönem kazanmasında dediğiniz gibi biraz Türk tarih tezi de onu destekleyecek bir konumda yerleştiriyor kendisini. Ve sonuçta işte bu coğrafyada daha sonra hüküm sürmüş işte Hititler'de, Sümerler'de onlarla bir ilişki kurmaya yönelik atılımlar var Türkiye'de o tarihlerde baktığımız zaman. İşte Etibank, Sümerbank hikayesi de biraz oralara dayanıyor zaten. Hani ve biraz da işte Osmanlı'yı dışlayarak daha önceki uygarlıklarla bir ilişki kurma evresi. Çünkü elde kalan son topraklar Anadolu ve bu coğrafyayı kalıcı bir yurt haline getirmek için öne sürülmüş fikirler. Remzi Ozar'ın da dediğiniz bu noktada doğrudan yani çok ateşli bir şekilde Osmanlı'yı kötüleyen ya da işte Türk tarihini savunan bir çizgide olduğunu zaten söyleyemeyiz. Fakat bunun en net satırlarını Coğrafyadan Vatana kitabında görüyoruz. Yani sonuçta uygarlıklar Broder'in dediği gibi yani onlar da zamanla ölebiliyorlar yani süreklilikleri var vesaire ama ve biz bu topraklarda bu coğrafyada şu an yaşayan milletiz ve burada bizim bir kültür birliğimiz var, tarihsel kader birliğimiz var ve bu coğrafyayı biz bir şekilde vatan kılmışız kendimize ve artık baktığımız zaman da zamanında işte Osmanlıcılık demişiz, Turancılık demişiz, İslamcılık demişiz. Bunların hepsini diyor ana merkezi, ana kitlesi diyor. Hep Anadolu dışında sınırlar arandı bunlara diyor. Turancılık denirken hayali bir coğrafya çizildi bize diyor. Ya da diğer şeylere baktığımız zaman bizim Anadolu'yu merkez alan bir görüş geliştirmemiz lazım diyor. Ve buradan yola çıkarak bu coğrafyayı, bu vatanı benimseyen bir yaklaşım ortaya koymaya çalışıyor. Ve bu noktada da buradaki hem uygarlıkların geçmişini arkeolojiyle Türkiye'yle bağdaştırmaya çalışırken bir anlamda da onun vatana yüklediği anlam bize maddi menfaatler vermediği halde onu sevebilmeyi yani bir vatan sevgisini bu şeyler üzerinden özetliyor diyebilirim. Yani bir çeşit bir memleketçilik ve Anadoluculuk. Evet yani zaten işte tabir memleketçilik Anadoluculuk bir tarafına baktığımız zaman var. Hilmi Ziya Ölken zaten memleketçilik olarak ilk buna benzer atılımları söylemleri kendisinin geliştirdiğini o çağdaş düşünce tarihinde bahsediyor. Yine Remzi Ozar'a da yer veriyor orada. Ve gerçekten de Remzi Ozar'ın işte millet dediği ya da milliyetçilik dediği şeye baktığımız zaman bir soy meselesini indirgemediğini çok net bir şekilde görebiliyoruz yani. Soy aslına dayanan kültür birliği diyor. Yani sonuçta bu topraklarda yaşamış, bu ülkenin kaderine ortak olmuş biz insanları yani bize bir anlamda hançer vurmamışsa buralı olarak benimsemekte hiçbir beis görmeyiz diyor. Soy aslını orada ikinci plana atabiliriz diyor. Yani millete yüklediği böyle bir anlam var. Ve milliyetçiliğe yüklediği anlam da son derece Gökhal ve benzer şekilde Türk yani bu milleti sevmek ve bu milletin yükselmesini sağlamak, şartlarının iyileşmesini sağlamaktan ibaret aslında. Şeyde Peyami Safa da şey diyor yani Ziya Gökalp'ten sonraki en önemli. Evet yani Gökalp'ten sonra kuramsal anlamda öne çıkan bir isim zaten. O arada baktığınız zaman çok fazla isim yoktur ama Remzi olarak gerçekten de o 40'lı yıllardaki çabalarıyla beraber milliyetçi çevrelerde öne çıkmış bir isimdir. Yani onun için de 54'teki kaybı erken bir kayıptır yani Türkiye içinde, milliyetçiler içinde. Ben mesela bu işi şeyi okurken aklıma Cevat Şakir geldi. Cevat Şakir de Anadolu'cudur biliyorsun yani. Böyle mavisi var işte. Mavisi falan var ama ya o dönem demek ki yani böyle bir akım var yani. Hani var.
Ama ve oradaki en temel farklılık birazdan yani Anadolu'cuların, işte Ümit Emre Halil Güneş'le ya da Nureddin Topçu'yla özdeşleşen Anadolu'cunun bir 1071'i yani Türkiye'nin biraz da İslam'la kurduğu ilişkiyi öne çıkaran bir yaklaşımı var yani. Daha Mavi Anadolu'cularda daha İslam öncesi uygarlıklar üzerinden bir Anadolu okuması varken Arıklarda, Topçularda ya da ona benzer isimlerde daha böyle 1071'i bir kırılma noktası olarak gören ve İslam'ı da, dini de ülkenin önemli bir değeri olarak öne çıkaran yaklaşımlar. Aradaki nüans farkı bu. Yoksa ikisi de bu coğrafyayı önemseyen yaklaşımlar. Bu arkeoloji alanında yaptığı kazılar neler hocam? Yani arkeoloji alanında ilk Yalova'da katıldığı bir kazı var. Alişar var. Niğde Göllü Dağ var. Alacayık var. Devamında yine çeşitli kazıları var. Ama Remzozları önemli kılan Alacayık kazıları yani 1935'te. Hatta belki gezmişsinizdir. Yapı Kredi Müzesi'nde Mart ayına kadar 5-6 ay bir Alacayık sergisi vardı. Yani Alacayık'ın farklı dönemlerde oradan çıkan eşyaları ve o süreci anlatan bir sergiydi. Yani 1835'te ilk kazıların yabancılar tarafından başladığını görüyoruz biz Alacayık'ta. 1935'tir Türkiye Cumhuriyeti'nin oradaki kazıları başlatması ve çeşitli evreleri var tabii. Bunu Remzi olarak o dönemde ilk o kazı faaliyetlerinin başında bulunan isim. Ve gerçekten de Mustafa Kemal de Alacayık kazılarını ve bunun sonuçlarını önemsiyor. Hatta 2. Türk Tarih Kongresi'nde bununla ilgili Remzi Ozlar'ın çalışması var ama baktı ki çalışmaya yetişmeyecek. Dolmabahçe Sarayı'nda zorunlu bir misafirliğe tabi tutuyor. Yani en azından burada kimse rahatsız etmesin, otursun çalışmayı yapsın diye. Ve Alacayık gerçekten de arkeoloji tarihi için önemli bir çalışma ki Ekrem Akurgal bunu anılarında anlatıyor yani. Yurt dışında o dönem o da arkeoloji tahsili gören bir isim. Yani daha sonra Türkiye'de birçok önemli iş yapacak arkeoloji alanında. Onun söylediği bir şey var yani. Bizim hocalarımız bize işte arkeolojiden o yıllarda çıkmış önemli kitapları tanıtırlarken Remzi Ozlar'ın Alacayık kitabını gösterdi diyor. Ve gerçekten hani biz de yapsak ancak bunu yapabildik. Gerçekten evrensel nitelikte çok önemli bir çalışma olarak bize Arın çalışmalarını gösteriyor. Ben hayat boyunca da bunu düstur edindim kendime. Diyor ki kendisi daha sonra Arık'la beraber dil tarih, coğrafyada çalışacaklar. Onun önce öğrenci olacak. Daha sonra da kendileri zaten devam ettirecekler arkeolojiyi. Evet. Yani bir de yani aynı zamanda mesela şeyi çok merak ediyorum. Halet Çampel de o sırada Adana'yı vesaireyi kazıyor. Yani mesela orada acaba beraber çalıştılar mı veya onun çalışmasına bir denetimci olarak gitti mi vesaire? Halit Çamber hatırlıyor musun? Hamit Süper Koşa'yla beraber çalışmaları var. Yine başka Aslan Tepe'yi de kazdığı için hani Kozan'a da yakın. Remzozlar'ın Kozan bölgesinde çalışması yok bildiğim evet, yani. Evet. En yakın Niğde dolaylarında var. Hatay'da yine bir şeyi var ama Truva'da. Truva önemli işte. Göllü daha önemli. Hatta yakın zamanlarda kuruldu yani Türk Arkeoloji ve Kültür Miras Enstitüsü kuruldu. Onlar Remzi Ozlar'ın kazı defterlerini birebir tıpkı basın bir yayınladılar. Gerçekten önemli bir çalışma. Yani onun Göllü Dağ kazılarını böyle kazıda gün gün ne yaptıklarını, ne bulduklarını hatta orada yaşayan hastalıklara kadar, çekilen sıkıntılara kadar, işçilerin gerekirse işte iş bulması, köylülerin çıkardığı zorluklar vesaire onlara dair çok hoş anlatılar var. Yani evet, bizzat Remzi Ozlar'ın kendi günlüğü de birebir basarak bunu paylaştılar. Gerçekten önemli bir şey yani. Göllü Dağ yine Truva'ydı aynı şekilde. İkisini de en azından Remzi Ozan'ın gözünden o dönemki yapılan işleri görmek güzeldi yani. Bir de hocam sonrasında şey alıyor. Müze müdürlüğü var. Evet evet. Yani üniversiteden 42'de ayrılıyor ve 42'den 49'a kadar zaten Ankara Arkeoloji ve Etnografya Müzelerinin iki ayrı müze. Daha sonra Etnografya Müzesi'ni 49'a kadar o müzenin müdürlüğü orada yapıyor. Orada ama şey var herhalde anlaşamama durum var. Yani orada hatta bazı arkadaşları isimler de veriyor. Yani Hasan Ali Yücel ve dönemin dekanıyla anlaşamadığı için üniversiteden ayrılmak zorunda kaldı diyor. Yani oradaki politik mevzulardan mı yoksa yani o ya ilk başta şey Hasan Ali Yücel'le ilişkilerin iyi olduğunu biliyoruz biz ama daha sonrasında muhtemelen bir gerilim var yani. Bu gerilimden bahsetmişken yani şeyi de konuşalım. Ya yani Kemalizmle olan ilişkisi nasıl o dönemin Kemalist çizgisiyle. Ya mesela az önce saydığım bazı Anadolucu olarak da literatürün nitelenen dergilerin bir kısmı bizzat yani Kemalist ya da CHP milletvekillerini vesaire çıkardığı dergiler buralarda da yazıyor. Ama yani Remzi Ozlar'ın kendi anlatılarında da mesela bir dinin artık önemini yitirdiği görüşü hakimdir. Hani bu tamamen bir dine karşı çıkış değil. Fakat o dinin artık etkisini yitirdiği kanısındaki aydınlanmacı görüşü paylaşıyor yani.
ya da o dönemin geçer akçesi olan işte Osmanlı'yı kötüleme noktasında da Kemal çizgiyle birebir uyuştuğunu söyleyemeyiz yani. Hani 1071'i bir kırılma olarak görmesi ve diğer noktalardan da uyuşmuyor. Daha ayrısı bir noktada duruyor. Çok yakında durmuyor yani, evet. Mevcut rejime. Yakında durmuyor, uzakta durmuyor. Arada bir yerde. Işte. Evet. Yani rejimle çok sıkıntılı dedi. Sıkıntılı olsa zaten üniversitede görev yapamaz. Daha sonra müze müdürlüğü yapamaz. Evet. Burada şeyin de Nurettin Topçu ile ilişkisi nasıl? Çünkü orada bir Nurettin Topçu var işte 50'lerde milliyetçi. Evet, yani Topçu'nun yurt dışına gidiş tarihi yanılmıyorsam 28 falan der. 1908 doğumlu olması lazım Topçu'nun. Büyük şeyden büyük yani. Remzi Ozarık büyük yani ondan biraz. Ya yani Remzi Ozarık oraya gelen Türk öğrencilerin ağabeyi konumunda. Ve gerçekten de herkesi derdine koşan birleştirici bir figür yani. Yani Nurettin Topçu'nun onun Remzi Ozarık'ın ölümünden hemen sonra Milliyetçiler Derneği'nde düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşma var. Gerçekten de Remzi Ozarık'ı o Fransa yıllarını en iyi anlatanlardan birisi odur yani. Bir önemli bir figür konuma yerleştir. Ya da işte Ahmet Kutsi Tecer'in anılarında var yani. Bizim paramız biterdi diyor. Remzi Oz bize yardıma yetişirdi diyor. Hatta orada bazı öğrencilerin gece barlardan çıkan falan yakasına yapışıp ne işin var senin burada? Bugün Anadolu için ne yaptın diye hesap sorduğu söylenir yani. Hatta sen bu şeyi kimden alıyorsun yani, bu yetkiyi bizim talebe müfettişimiz var, seninle karışıyorsun vesaire diyen olduğu zaman da ben bu yetkiyi Anadolu'dan alıyorum diyen gerçekten de deli dolu bir adam yani benim okuduklarımdan anladığı. Evet. Siyasi komiser. Ben bu arada bence yani bir sorumluluk, vicdani bir sorumluluk var yani orada, bir şeylik değil de komiserlik değil de. Yani hatta yani marazi derecede vatanperver diyordu arkadaşlarından birisi, hangisi diyor şu an hatırlamıyorum da yani. Evet. Buradan yola çıkarak bu parti vesaire meselelerini de konuşalım hocam. Neden parti kuruyor? Yani Remzi Ozarık ilk başta baktığımız zaman işte 14 Mayıs 1950 seçimlerinde Demokrat Parti'den Seyhan milletvekili seçiliyor. Seyhan bugün Adana'nın bir ilçesi ama o zaman 33 ile 56 arası Seyhan yani o bölgenin adı, il olarak. Ve bir yıl sonra çeşitli tevatürler var buna ilişkin. Yani birisi il başkanlığıyla alakalı bir süreç, kimisi de köy politikalarına dair bir sebepten dolayı ayrılıyor birkaç milletvekiliyle beraber ve Türkiye Köylü Partisi'ni kuruyorlar. Yani Türkiye Köylü Partisi'ni ben daha önce de bazı yerlerde de anlattım. Yani 1951'de istifa ediyor ama parti 1952'de kuruluyor. Bir yıllık bir hazırlık dönemi var partinin kuruluşu için. Remzi Ozarık neden işte siyasete girdi? Neden böyle bir parti arayışları var? Ya oğlunu söyledi, şöyle bir şey var. Yani gerçekten yapmak istediği birçok şey var Remzi Ozarık. Ama üniversitede az önce de bahsettik yani bir şekilde ayrılmak durumunda kalmış yani. Ya da çeşitli vesilelerle yapmak istedikleri önüne çeşitli engeller çıkarılmış birisi. Ve Türkiye'de o zaman da hatta bugün de bunlar aşmanın yolu siyasetten geçiyor yani. Ve Remzi Ozarık da siyaseti orada en azından bir çıkış yolu olarak görüp siyasete atılıyor. Ve kendisinin siyasete yüklediği gerçekten de yani bu ülkenin insanlığa, bu milletin insana bir ufuk kazandırabilmek, bir vizyon aşılayabilmek noktasında bir siyaset tanımı var yani onu. Ötekinin berikinin ayağını kaydırmak noktasına indirgemiyor siyaseti. Siyasette öyle bir yaklaşım var. Siyasette nahoş ya da kötü olduğu derecesinde bir yaklaşım ya da siyasetçi bir tukak olarak görülüyor ama Remzi Ozarık siyasette gerçekten de bu millete bir ideal aşılayabilecek bir konumda siyaseti görüyor ve 1952'de de Türkiye Köylü Partisi'ni kuruyor. Ki zaten partinin bir ideal partisi olduğunu Kemal Karpat'ta ya da bu parti üzerine birkaç şey yazmış isimlerde görüyoruz. Hani parti baktığınız zaman bugün Türk siyasetinde önemi nedir diye soracak olursanız da 1952'de kuruluyor parti. Remzi Ozarık 1954'te ölüyor. Tahsin Demiray, o da önemli bir yayın evi sahibidir. Yani Türkiye'de uzun yıllar Türkiye Yayın Evi'ni çeşitli dergileri çıkarmış, yönetmiş birisidir. 58 bu parti için önemli bir kırılma. Çünkü Türkiye Köylü Partisi, Cumhuriyetçi Millet Partisi birleşiyor ve Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi oluyor adı. Bu parti de bugün 1969'da adını MHP'ye dönüştüren partidir. Ve Remzi Ozarık da en azından milliyetçi çevrelerde, ülkücü çevrelerde bu açıdan bilinen bir isimdir. Onun işte coğrafyadan vatana kitabı ya da ideal ideoloji kitabı 60'larda hareketli yayınları bastı. Kültür Bakanlığı'ndan ya da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da çeşitli baskıları yapıldı. Halen o çevrelerde rastlanabilecek önemli metinlerden biri olarak öne çıkıyor diyebilirim. En son dergah baskılar aldı. Evet, en son 2017'de dergah onun düşünce yazıları coğrafyadan vatan ismiyle bastı.
arkeoloji ile sanatla ilgili yazılan Türk sanatı ve arkeolojimiz olarak arkeoloji çalışmaları şeklinde bastı. Bir de siyasi konuşmalarını bastılar yani. Peki hocam, buradaki Türkiye Köylü Partisi de bu köylülükten ne anlıyor? Yani sınıfsal mı? Yok, yani Marksist olmadığını biliyoruz ha. Zaten parti programının girişinde partinin bir sınıf partisi olmadığı açıkça ifade ediliyor yani. Çok net, çünkü daha sonra 60'lardan itibaren özellikle Türkiye'de ciddi bir köylüye yaslanan sol söylem de var. Ama bu partinin bir sınıf siyaseti gütmediği belli. Ve hani Türkiye'de köy nüfusu kent nüfusunun 85'lere kadar üzerinde. Yani Türkiye'de 70'lerde Ecevit'in, Türkeş'in programlarına bakın, işte köy kent projeleri, Cumhuriyet köyü projeleri vesaire halen gündemde yani. Çünkü kitlenin 2000'lere dahi geldiğimizde 1/3'üne yakını ya tarımla uğraşıyor ya köylerde yaşıyor yani. Öyle bir kitleden bahsediyoruz. Remzi Uzar'ın ise burada köylüye yüklediği anlam daha çok manevi yönlerden bir anlam yüklü. Elbette tarım ve üretim yönünden bir maddi temeli var köylü kitlesini seçmelerinin. Ama bizim bu batılılaşma dediğimiz macerada Türk milletinin kendi özgün karakterini yitirmemesinin sebebini hala köylerde çoğunluğun yaşamasına bağlıyor. Ve burada da Türk kadınının işte rolünü ön plana çıkarıyor yazdıklarında. Ve izlenen politikaların sürekli köyü öncelediği için, aslında bu milletin temel yapı taşı oluşturan köyleri önemsemediği için de başarılı olmadığını söylüyor çeşitli konuşmalarında. Modernleşme şehirden geldiği için. Yani ya tüm faaliyetler sanayi, ticaret köyde dönüyor ve tüm politikalar siz bunun üzerine oturtuyorsunuz. Köylere göz ardı ediyorsunuz. Şehirde dönüyor köy. Şehirde dönüyor, özür dilerim. Köylere göz ardı ediyorsunuz. Ama köyleri de önemsemeniz gerek diye biz de köyler önceleyen bir politika. Neler var mesela bu şeyin içinde? Hani o önceleme? Ya aslında köylerden ziyade mesela orada çok ilginç. Partinin siyasi noktadaki önerileri benim çok dikkatimi çekti. Ve Anayasa Mahkemesi mesela Türkiye'de 60 darbesinden sonra kurulmuştur. İlk işte 60'lara doğru CHP'nin ilk hedefler beyannamesine rastlarız. Ya da ben Bülent Tanör'e falan baktım yani. Türkiye'de anayasa hareketleri üzerine önemli çalışmalara bulunan isimdir. Onun metinlerinde falan işte Türkiye Köylü Partisi'nde falan bahsetmiyor. Ama 1952'de Türkiye'de yeni bir anayasanın gerekliliğini, Anayasa Mahkemesi'nin kurulması gerektiğini, hatta çift meclisi yapıya geçmemiz gerektiğini Türkiye Köylü Partisi programında var yani. Ve bunların hepsi 1961 anayasasıyla Türkiye'nin tanıştığı bir şey yani. Türkiye'de bugün çok biliniyor ama 61 ile 80 arasında meclis var, bir de Cumhuriyet Senatosu var yani. Tabii bu 1. Meşrutiyet'e kadar gidebilecek bir Türkiye'nin şeyinde var, tarihinde var. Ama 52'de Türkiye Köylü Partisi'nin programında da var. Hani aldığı oy ya da yarattığı karşılık çok yüksek değil ama en azından baktığımız zaman tarihte Türkiye Köylü Partisi'ni ben biraz da bunlarla anlamamız gerektiğini söylüyorum. Yani bayağı bir şey çağının gerisi olsa da program üzerinde çalışılmış yani, o çok açık. Yani çünkü yurt dışından çeşitli partilerin programlarının incelendiğini falan Tahsin Demiray çeşitli yazılarında dile getiriyor. Evet. Ve partide her ne kadar öne çıkan isim olmasa da o dönem işte Remzi Uzan'ın eski birçok arkadaşının işte partiye girebileceği, fakat o dönemde işte Demokrat Parti'nin çeşitli onlara koltuk vererek vesaire onların ayrılmadığına dair yine Tahsin Demiray'ın anlatıları var mesela. Evet. Hocam, bu köylülük meselesinde özellikle bu köy kadını şeyine hem siz vurgu yaptınız hem de kitapta da böyle bir şey var. Kadının rolü nedir yani Remzi Uzan'ın düşünsel dünyasını? Ya dediğim gibi o Türk köylüsünün en azından Türk milletine has özelliklerin korunmasında ve sürdürülebilmesinde kadının rolüne atıf yapıyor. Ondan dolayı köy kadınını önemsiyor. Ve genelde de böyledir yani, erkeklerin evde sözü geçer gibi görülür bizde. Sevan Nişanyan da yazmıştı, ben onu da fark ettim yani. Evi kadın yönetir. Kadın yönetir aslında. Dışarıda erkeğin öyle sözünün geçtiğine bakmayın. Yani kadının gerçekten Türk toplumunda böyle bir rolü var. Remzi Uzarık da bu rollere vurgu yapıyor diyebiliriz. Evet. Siz kitabın bir yerinde Tanıl Bora'ya da bir eleştirel bir şeyiniz var. Tanıl Bora ne yazdı ve sizin... Ya, Tanıl Bora gerçekten az önce siz de sordunuz ya, o Kemalizmle ilişkisi nasıldı işte, Anadolucularla ilişkisi nasıldı? Tanıl Bora'nın çok iyi bir tespiti var yani. Gerçekten de milliyetçilerin kavşak noktasındaki bir isim dönüyor Remzi olarak. Yani hem Kemalist milliyetçilerle hem Anadolucu daha muhafazakar milliyetçilerle o çevrenin hepsiyle buluşabilen bir isimdir diyor. İlişkilerde baktığınız zaman öyledir yani. Ölümü arkasından yazanlara baktığınız zaman işte milliyetçilerden de konuşma yapanlar arasında Mehmet Kaplan'la Mümtaz Turhan, Fındıkoğlu, işte Peyami Safa, Nurettin Topçu'yu sayabiliriz.
orada değil ama işte Hilmi Ziya Ürken ayrı bir yerde yazı yazar. Ama o eski CHP'de milletvekili yapmış, bakanlık yapmış isimler de arkasından çok hoş şeyler söylerler yani. Remzi Ozdar'ın ya bu yönüyle de gerçekten de orada herkesi birleştiren, buluşturan bir isimdir. Kavşak noktasında bir isimdir. Ama Tanıl Bora, Remzi Ozdar anlatılarında az önce hani diyorum ya ben size, Fransa'daki yıllardaki o insanüstü çabayı, fedakarlığı vesaire biraz da bunları alaycı görüyordu yazdığı metinlerde. Ben bundan dolayı da Tanıl Bey'in bu yaklaşımı çok hoş gelmemişti bana. Onun için biraz eleştirdim diyebilirim. Burada peki yani iktisadi olarak köy mevzusunu biraz daha hani yani açmak gerekiyor. Kadın mevzusunun dışında iktisadi olarak nasıl görüyor? Çünkü yani sınıfsal yaklaşmıyor. Peki nasıl yaklaşıyor? Ya şöyle bir şey var. Türkiye bir tarım ülkesi değil. Yani onu bir ama Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren ciddi bir tarıma da eğilim söz konusu ki Demokrat Parti döneminden sonra çok ciddi ilerlemeler de var. Ama bizim mesela orada eleştirdi Fahri Rıfkı Atay Atfen söylüyor galiba. İşte Hamburg'daki fındık piyasasını diyor radyosundan takip edecek köylü hayali var mesela Cumhuriyet. Yani iktisadi işlerde falan ya. Ya Remzi Ozdar'ın dedi ya kardeşim tamam İyi yani bir vizyon koymak, gelecek perspektif çizmek önemli. Ama bırakın hamur piyasasıyla bağlantı kurmayı, bizim köylümüzün daha en yakınındaki şehirle irtibat kuracak imkanı yok. Bizim bunları geliştirecek araçları ortaya koymamız lazım. Bunu da devlet de yapacak. Yani ticaretin gelişmesini, yolların açılmasını vesaire bu noktada ticaretin canlanmasına yönelik şeyleri var. Ve bunlar da bu çok basit kısa sürede yapılabilecek bir şey değil yani zaman alacak bir süreç. Ama biz her şeyi hemen anında 10 yılda yapmaya çalıştığımız için ya da işte millete okuma yazmayı öğreterek yani köylere dair çeşitli oyunlar da falan var. Ben denk gelince şey gelmişti bana yani adam okuma yazmayı yeni öğreniyor. Daha sonra gidiyorsun adamla işte valeni şiirlerini tartışıyorsun. Böyle bir dünya yok yani. Remzi Ozdar'ın da demeye çalıştı. Yani bizim köylere dair daha gerçekçi çözümler ortaya koymamız gerekiyor. Köyün içinden çıkan birisi olduğu için de burada daha gelişmeci bir yol çizmeye çalış. Ama bunların birçoğu her ne kadar Cumhuriyet'in bir köylü söylemi varsa da İkinci Dünya Savaşı sonrasında yeni dünya düzeniyle yolların açılması, ticaretin gelişmesi, tarımın gelişmesi, makineleşme vesaire hepsi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra olacak şeyler yani. Evet. Mesela şey ilginç yani mesela Demokrat Parti tam da aslında Remzi Ozdar'ın söylediği gibi bir şey yapmaya çalışan bir parti. Evet. Ve işte tamamen kalkınmayı işte hedefleyen işte köylere işte traktör götüren vesaire falan. Fakat burada tam da bu noktada Demokrat Parti'den ayrılıp kendi partisini kurması da yani ilginç. Dediğiniz doğru aslında 1950 ile 55 arasında gerçekten de Türk tarımının, iktisadının, gayri safi milli hasılanın çok hızlı büyüdüğü, arttığı bir dönemdir. Ya dediğim gibi literatürde de zaten hem bir köylülük politikasında bir eleştiri falan diyorlar ama orada bir yine pamuk fiyatıyla alakalı bir sorun var. Ama biraz da siyasi çekişmeler olduğu kanaatine ben de giderek varıyorum zaten. Yani oradaki bir il başkanlığı seçimi üzerinden genel merkezde bir uyuşmazlık var benim. Ufak tercihler büyük sonuçlar doğurabilir diye. Olabilir yani ama gene orada bir köylülükle alakalı, tarım politikasıyla alakalı da bir sorun var. İl başkanlığı da sorunu var ama dediğiniz genel şeye bakınca 1955 arası Türk tarımında en önemli ilerlemelerin kaydedildiği dönemlerden birisi de başlıcasıdır belki de yani. Evet. Yani köye traktörün yolun vesaire. Paranın girmesi bile yani o dönemlerde. Tabii. Para ekonomisi bile gelişmiş değildir yani çok öncesinde. Evet. Çerçilerle, borç defterleriyle gidiyor işte. İlginç bir şey. Hocam peki bu özellikle Ziya Gökalp'le olan ilişkisi ve bir öncelik sorumluluk ilişkisi var. Bunlar birbirlerini nasıl etkilemişler? Biraz bunlardan bahsedebilir miyiz? Gökalp Türkiye'de hemen hemen herkesi etkilemiş bir isimdir. Yani bugün Türkiye'de sosyal bilimlerde, sosyolojide kalem oynatmış işte Baykan Sezer, Hilmi Ziya Ürken ya da herhangi bir düşünür, yazar hepsinin mutlaka Ziya Gökalp üzerine bir çalışması vardır. Yani gerçekten o açıdan kuşatıcı bir isimdir. Zaten Remzi Ozdar'ın da onun Türk İnkılabı ve Milliyetçiliğimiz mesela radyo konuşmalarıdır. Orada direkt Gökalp'in aslında Türkçülüğün esaslarında yapmaya çalıştığını, bir benzerini yaptığını görüyoruz.
Ama şöyle de bir şey var. Gökalp son eserlerine kadar bir imparatorluk entelektüelidir. Ve gerçekten de biz nasıl orada bu imparatorluğu bir arada tutabiliriz arayışındadır yani. Akçura'nın üç tarzı siyasetine baktığımız zaman orada Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük vardır. Aslında ilk halin ilk metinlerinde falan İslamcılıkla Türkçülük hangisi tercih edilecek orada bile soru işareti vardır Akçura'da mesela. Daha sonraki yıllarda biz Türkçülüğe meylettiğini biliyoruz. Ama Gökalp bunların birini tercih etmektense üçünü bir araya getirmeye, Türkleşmek, İslamlaşmak, muasırlaşmak, terörleştirmeye çalışır. Daha sonra işte Ars Medeniyet Kuramı'yla bunu Batı medeniyetine dahil olarak nasıl başaracağımız, kendimiz kalarak nasıl başaracağımızın arayışındadır. Bu yönlerden de baktığımız zaman hani Gökalp'in bu Doğu-Batı çalışmasındaki konumu ya da ülkeye biçtiği rol hepimizi halen etkileyen ve üzerine düşündüğümüz meseleler. Arın da Gökalp ilişkisine bakarsak yani Gökalp'in de Turancılığı zaten yüklendiği anlam bakımından siyasi bir anlamı yok. Daha kültürel bir anlam yüklüyor zaten Turancılığı ve gerçekten de Kızılelma'ya da uzak ülke olarak nitelendiriliyor. Ama dediğim gibi Arık da daha çok yani Gökalp'in Anadolu'yu merkeze alan, bu toprakları merkeze alan bir yaklaşım yapmaması üzerinden Gökalp'i eleştirdiğini söyleyebiliriz. Yoksa onun millete yüklediği anlamda da, milliyetçiliğe yüklediği anlamda da Gökalp aynı çizgide olduğunu söyleyebiliriz. Bu şey mevzusu biraz yani o günkü mevzuyla alakalı, bugünkü mevzunun o günkü görünümüyle alakalı soracağım ben ama mesela şu anda milliyetçilik işte muhafazakarlıkla böyle karışık bir hemhal olma durumu var ama daha öncesinde milliyetçilik, muhafazakarlık işte belki İslamcılık birbiriyle daha ayrı kompartmanlarda yer alıyor. Remzi Oğuz Arık'ta da böyle bir şey var mı? Daha seküler bir milliyetçilik mi var? Şeyle ilişkisi, özellikle dinle ilişkisi biraz önce aydınlanmacı olduğunu söyledi ama bu mesela bugün de biraz daha şeyler bunlar. Daha yan yana yürüyorlar. Aslında en başta da yan yanalar, sonra ayrılıyorlar. Şimdi gene biraz birlikte gibiler. Şöyle bir hikaye var bence de orada yani. Yani Remzi Oğuz Arık'ın İdeal ve ideolojide gerçekten hani sosyoloji ya da sosyolojik düşünce diyebileceğimiz nüveler orada var. Yani bu milleti bir arada tutacak olan şey nedir? Bu milleti harekete geçirecek olan şey nedir? Sorusunu soruyor yani. İlk başlarda insanlar işte ilkel toplumlardan başlayarak korku ya da menfaat üzerinden bir araya gelebiliyorlardı. Bugün korku ya da menfaat üzerinden böyle yani daha modernleşmeye yakın kitleleri bir arada tutmanın imkanı yok. Bunu sağlayamayacak olan şey fikir ve his birliğidir. Fikir ve his birliğini de ideolojiler sağlar diyor. Bu fikir ve his birliğini eskiden din sağlıyordu ama din artık böyle bir işlev görmüyordu. Bu noktada aydınlanmacı olduğunu söyleyebiliriz işte. Daha sonra ama yani dinle kurduğu ilişkide de hani dindar bir isim, doğrudan çok dindar bir isim olduğunu da söyleyemeyiz. Ama dine karşılığı bir isim değil. Bunu zaten bir olay tespit olarak, meselesi olarak görüyor. Bu ideolojilerden de mesela o dönem öne çıkan ne var? İlimcilik var. Ne var? Demokrasi var. Ama o noktada da yani ideolojilerin bu kitlelere biraz sorulması için bir mistik, metafizik tarafının gerek olduğunu söylüyor ve milliyetçiliğin gerçekten de bu tarafıyla beraber demokrasiyi de, ilimciliği de içerecek bir noktada en uygun, en kudretli, en geçerakçı ilişki olduğunu öne sürüyor. Ve 1960'lara kadar aslında baktığınız zaman Türkiye'nin işte bugün milliyetçi, İslamcı çevrelerin bir arada çok rahat hareket ettiklerini görebiliyoruz. Yani 1960'larda dahi bunlar siyasi olarak bir şekilde bir arada hareket edebiliyorlar. Asıl kırılmalar, ayrışmalar 60'ların sonunda başlıyor yani. Ki Milli Nizam Partisi'nin kuruluşu ya da işte CKMP'nin daha böyle milliyetçi bir çizgiye yönelmesi ve adını değiştirmesi tam da 69 yılına rastlıyor yani. Ve aslında orada bir aylık süreci başlıyor. Bugünlerde biraz daha dediğiniz gibi yani siyasi olarak ayrı kompartımanlardalar ama birbirine daha yakın ilişki içerisindeler. Ama Remzi Oğuz Arık yani bu noktada hani hem Hüseyin Nihal Atsız'la hem de Nurettin Topçu'yla bir şekilde bir arada bulunabilmiş bir isim yani o açıdan da baktığımız zaman. Onun için de yani Tanıl Boran'ın o kavşak tespiti önemli ve yerinde. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel yayında bizimle birlikte olduğunuz için. Bugün 337. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde Salih Ünüvar'la beraberdik. Kendisinin Ketebe kitaptan çıkan Remzi Oğuz Arık Arkeoloji, Milliyetçilik ve Köy alt başlıklı bu kitabı üzerine bir yayın gerçekleştirdik. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan MASAP uygulamasını ve Patreon destekçilerimizi bitirmeden bir kez daha teşekkür ediyoruz ve iyi akşamlar diliyoruz.